arkasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz değil mi? Tankların arasından FETÖ'cüler Bay Bay Kemal'i alıp nereye götürdüler? Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Jandarma Komutanım, değerli protokol ve kıymetli misafirler. 15 Temmuz 2016 gecesinde milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimi milletimizin kahramanca mücadelesi sonucunda engellenmiş ve demokrasimiz kazanmıştır. Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen bu mücadelede göğsünü siper, canlarını feda eden şehitlerimizi anmak, hatırlatmak ve unutturmamak hepimizin en önemli sorumluluklarındandır. İşte bu sorumluluk bilinciyle 15 Temmuz demokrasi zaferi ve şehitleri anma etkinlikleri kapsamında hazırlamış olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi, yine bir tarih yazdın, dünya bunun şahidi. Bir mucize oldun 15 Temmuz gecesi, can verdin vatan için, yokluk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان
الْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحمد والريحان فبأي آلاء على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدينا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين. يا ربي إلهي يا ربي، rahmetine, merhametine ve mağfiretine sığınarak huzuruna bir araya geldik. El açtık, divanına durduk. Dualarımızı kabul eyle. Dergahından bizleri boş çevirme Allah'ım. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım. Sayımızı meşgul, günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Hatemul Enbiya Habibi Huda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbi, hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek, istiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden sensin. Ya Rabbi, vatanını canından aziz bilen her türlü hayasızca hakkına dur diyen milletimize nusretinle yardım eyle Allah'ım. Ayaklarımızı sırat-ı müstakiminde sabit kıl ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, okunan hatmi şerifleri dergah-ı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı Hazreti Peygamber Efendimiz'e, âline ve ashabına hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne din-i devlet, mülk-ü millet, rızanillah uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin, rahmeti rahmana kavuşan kahraman gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Ulaştır Allah'ım. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat ve huzur ihsan eyle Allah'ım. Bu hatimleri okuyan, yapılan duaya amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, vatanımızı ve milletimizi her türlü bela ve musibetten, fitne ve fesattan, yeryüzü ve gökyüzü afetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı. Ya Rabbi, asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, senin adını gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup eyleme ya Rabbi. Mahcup ve mahzun eyleme ya Rabbi. Birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle Allah'ım. Birlik ve birliğimize kastedenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru için mücadele eden,
şanlı ordumuza ve kahraman güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz, çaresiz, vatansız, bayraksız bırakma Allah'ım. Ya Rabbi, bize dünyada ve ahirette de iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün inananları bağışla. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Sayın Belediye Başkanım, kıymetli mesai arkadaşlarım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri ve sevgili Kazmanlı hemşehrilerim. 15 Temmuz destanını selamladığımız bu anlamlı günde okunan hatmi şerifleri, duaları, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyor ve ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mevlana Celaleddin Rumi'nin herkesçe malum çok güzel bir ifadesi vardır. Der ki, gönül bir denizdir, dil de onun kıyısı. Denizde ne varsa kıyıya da o vurur. Bizim gönlümüzde olan dilimize vurur inşallah. 15 Temmuz top namlularını imanımızda parçalayarak alnımızda kazınmak istenen makus talihi harf harf söktüğümüz gecedir 15 Temmuz. Atası Fatih Sultan Mehmet Han'ın karadan gemileri yürütmesine nazire yaparcasına bedenini hiç düşünmeden soğuk asfaltlara siper eden canların destanıdır 15 Temmuz. Yedi elin, yedi düvelin bir olup boğazımızı sıkarak bize can verdirmeye çalıştığı fakat bu canı alamayacaklarını anladıkları anın adıdır 15 Temmuz. Namus, şeref, vatan, iman, din ve peygamber aşkına, okunan selalar aşkına, arşı titreten ezanlar aşkına, 251 şehidin toprağa şeref verip Rabbine koştuğu andır 15 Temmuz. Gözlerdeki lime lime yaşın, ağızlardaki dua ve minarelerdeki sada ile birleşip toprakta iz bırakarak arş-ı alayı titreten tiz bir çığlıktır 15 Temmuz. O güne kendi cenaze namazına uyanan, gönlünü Kabe'ye döndüğü gibi Kabe'nin de gönüllerini selamladığı, Ravza'nın yeşiliyle ruhlarını arındıran, bedenlerindeki yaraları şeref bilip peygamber sancağına yürüyerek değil, koşarak ve gülümseyerek giden, yaralarımız değil, canımız değil, defaatle verilse bile hiç tereddüt etmeden canlarımız sana feda olsun ya Muhammed diyen, Hazreti Hüseyin'in, Hazreti Hamza'nın ve nice büyük şehitlerin kol açıp beklediği yiğitlerdir 15 Temmuz. Metehan'dan başlayıp Atilla'ya, Bilge Kağan'a, Alparslan'dan başlayıp Melikşah'a, Osman'a, Fatih'ten başlayıp Yavuz'a, Süleyman'a, Murat'a, Mahmut'a, Abdülhamit'e ve oradan Çanakkale'deki her neferin alnına, Kurtuluş Savaşı'na, Atatürk'ün ufku yaran gözlerine ve dahi ihanet etmeyi yol bilmiş bir ihanet çetesini sessiz bir duruşla parça parça eden her bir canın göz bebeğine bir ışık huzmesi gibi düşen kudrettir 15 Temmuz. Her doğan vatan evladına, her türlü çileye, derde, ihanete ve bizden görünenin bize etmeye çalıştığı zulme atılan bir tokat misali, atalarımızdan aldığımız bu kutlu emaneti sonsuza değin ulaştıracağımızın tekrar tekrar ifadesidir 15 Temmuz. Kıymetli Hazirum, eminim hiçbiriniz ne o günü ne oradaki baba yiğitleri unutmadınız. Ama yine de gelin birkaçını dahi olsa hatırlayalım. 17 yaşında Abdullah Tayyip Olçok, gözlerinin içi gülen, hayata dair umutları, beklentileri olan İsmail yüzlü bir genç ve Erol Olçok, İbrahim misali İsmail'ini Rabbine kurban etmeye götüren bir baba. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı 48 şehit. İkiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç. Bir insan düşünün, gözünün birini kaybetse eksikliğini duyar elbette ama yine de diğeriyle görür. Peki Ahmet ve Mehmet Oruç'un annesi, babası iki gözlerini de toprağa verdiler. Onlar sizce o günden sonra dünyayı gördüler mi? Mustafa Canbaz,
hayatı boyunca elinde fotoğraf makinesi olan bir insan bilmez ki silahı. Hele nereden bilsin o silahı en çok da kendine benzeyenin doğrultacağını. Ayşe Aykaç annemizi anmadan nasıl geçelim? Her Türk asker doğar ifadesinin en güzel timsali. Çağımızın nene hatunu evladının anasız büyüteceğini ama vatansız büyüyemeyeceğini iliklerine kadar hissetmiş, eli değil ayağı öpülesi anne. Kübra Doğanay, kadın polislerimizden sadece biri. Dünyaya şunu haykırdı. Vatan savunması sadece namus ve şeref işi, kadın veya erkek işi değil. Her çağın Hamzası, Ömer'i, Ali'si, Hüseyin'i var elbette. Her çağın bir Bedir Savaşı. Ömer Halis Demir, Hazreti Hamza misali gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmadı. Hazreti Ömer misali atıldı. Hazreti Ali misali döne döne savaştı. Kıymetli Kağızmanlı hemşehrilerim, büyük devlet adamı, büyük komutan, İstiklal Harbimizin lideri, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Amasya genelgesinde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Evet, sorunlarımızı ancak ve ancak yine biz çözeceğiz. Bu vatanı ancak biz daha huzurlu ve güçlü hale getireceğiz. Bu vatanı ve devletimizi, bu ülkenin 83 milyonu, 81 vilayeti biz koruyacağız. Hep birlikte daha çok çalışarak, samimi çalışarak, ağlamadan, sızlamadan, devlete, millete, birbirimize küsmeden, darılmadan, geçmişe takılmadan, hep geleceğimize bakarak, kendimize ve birbirimize güvenerek, ülkemizi ve milletimizi severek, tarihimize, kültürümüze, ortak değerlerimize sahip çıkarak, farklılıklarımıza saygı göstererek, birbirimizin ve ülkemizin, vatanımızın kıymetini bileceğiz, farklılıklarımızın kavga sebebi değil, bir zenginlik olacağını kabul edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, bizlere bağımsızlığımızı ve çağdaş medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Ulu Önder Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi rahmetle anıyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.